Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cenine 40 günlükken ruh üflenirse daha önce kalp nasıl çalışır? Evet gerçekten önemli bir sual. Canlılık ile ruhlu hayat farklı şeylerdir. Mesela bitkiler de canlıdır. Onlar da gelişir, büyür, farklılaşır. Ancak onlarda ruh yoktur. O vazife bir bakıma kanunlarla yerine getirilir. Allah'ın kanunları. Burada büyüme, gelişme ve farklılaşma kanları görev alır. Gerek hayvanlarda ve gerekse insanlarda ruh cenine gelmeden önce yani cenin tek hücreli zikot halindeyken canlıdır. Hareket eder, büyür ve gelişir. Hücreler farklılaşarak görev bölümünü yapılır. Yani bazı hücreler başı verirken bazıları kalbi, bazıları ciğerleri meydana getirir Allah'ın lütfuyla. Bunların hepsi canlı ve hareketlidir. Sonradan canlı bünyesine gelen ruh bu canlı hayattaki organ ve dokulara adeta bir orkestra şefi gibi kumanda eder. Bütün vücuttaki hücrelere kumandan olur. Onların hareketlerini Allah'ın emir veriyle iradesiyle tanzim eder, idare eder. Mesela göz büyüme, gelişme, farklılaşma ve beslenme kanlarına göre faaliyet gösterirken Görme fiilini sağlayan ruhtur, yani gören göz değil, ruhtur. Aynı şekilde işiten kulak değil, ruhtur. Ama ruhun görebilmesi ve işitebilmesi için de gözün ve kulağın bulunması ve görme ve işitme kanunlarına göre çalışması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, onlarda hayat olması ve o hayat kanunları çerçevesinde canlılığın devam etmesi şarttır. İşte buna göre ruh üflenmeden önce nasıl ki ceninde hayat varsa ruh çıktıktan sonra da cesette hayat kalır. Bu organdan organa da değişir. Bazısında hayat ölümden sonra yalnız dakikalar ifade edilebilecek kadar bir süre devam ederken bazısında saatlerce sürebilir. Bu organlar bitkin düşüp duruncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder. Hatta günümüzde böbrek, kalp ve başka organ nakillerinde olduğu gibi insan organlarından birçoğunu hayatını muhafaza ederek insandan ayırmak sonra da onu bir başka bedene nakletmek mümkün hale gelmiştir. Demek ki canlılık ve hayat ayrı şey. Ruhun bulunması ise tamamen ayrı bir şeydir. Kısaca özetlemek gerekirse ruh cenine 40 günden sonra üflenir. Vefat etme vakti gelince de bedenden çıkar, kabir hayatına gönderilir. Ruhtan önceki biyolojik hayat ve ruhtan sonraki biyolojik hayatın ruhla bir ilgisi yoktur.